Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Scam ile alakalı bazı gelişmeler var. Çok ciddi güncelleme geliyor bir tane. 0.85 güncellemesi. Güncellemenin adı duyuruldu. Hell's Kitchen olacak. Hatta bir trailer var. Bu trailer'ı da arkaya koyarım bir yandan. Oynuyor olur. Son derece ilgi çekici ve keyifli bir güncelleme olacak gibi duruyor. Şimdi bu güncelleme ile alakalı olarak sizlere nelerin geleceğini, neleri beklediğimizi ve ne zaman tahmini olarak geleceğine dair birkaç böyle tahmini bilgi vereceğim. Yani şimdi öncelikli olarak erkek karakterler için daha detaylı karakter yaratma ekranı gelecek. Onu biliyoruz. Erkek karakterlerin daha detaylı işte fizik yapıları vesaireleri falan ve yüzleri buna uygun olarak gelecek ama 09 muhtemelen. Yani erkek modeller 09 gibi görünüyor olabilir. 0.85'e eklerler mi eklemerler mi bilmiyorum. İhtimal. Bunun dışında en büyük iki tane şeyi söylüyorum. Birincisi yemek. Cooking Rework adı altında geçiyor. Yemek pişirmenin tekrardan yapılması, modellenmesi ve tekrardan yazılması gibi bir durum söz konusu. İnanılmaz fazla tarif geliyor. Yani size şöyle söyleyeyim. İşte grilled vegetables, yani ızgara yapılmış sebzelerden tutun dürümlere kadar, işte çorbalara, kahvelere kadar. İnanılmaz fazla tarif var. Izgara etlere kadar, bilmemlere kadar falan. Çok fazla tarif var. Bununla beraber büyük bir şey geliyor sevgili arkadaşlar. Yeni bir point of interest dedikleri bir bölge geliyor. Bu bölgede bizim nükleer bölgenin, nükleer santralin civarında olacak gibi görünüyor. Çünkü eğer yanlış hatırlamıyorsam doğu tarafında olarak şey yapılmıştı. Söyleniyor. Doğu taraflarında bir yer olacak gibi. Fotoğrafları da şöyle arkaya göstereyim. Ciddi anlamda hani nükleer santral civarı hali var fotoğraflarda. Eastern part of the map demişler. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Doğu tarafıymış. Bununla beraber çok fazla şey geliyor tabii. İşte dediğim gibi yeni ızgaralar geliyor. Yeni tencereler, ıvır kıvırlar vesaire. Bir de sağda solda bulabileceğimiz yemek tarif kitapları olacak. İşte barbekü yapmak için, pirinç yapmak için, yahni yapmak için, makarna, çorba. Bunun gibi bir sürü şeyi bulabileceğimiz sağda solda tarif kitapları buluyor olacağız. Lazanya bile var, öyle söyleyeyim size. Bu şey bir şey, güzel bir şey, keyifli bir şey. İleriye dönük olarak bizim daha böyle keyifli bir şekilde oyun oynayabilmemizi sağlayacak güzel şeylerden birisi. Tabii doğru yemek, doğru beslenmenin de şöyle bir güzel avantajı var. Bu accumulative fatigue dedikleri biriken yorgunluk muhabbetini biliyorsunuz. Daha önceki güncellemeyle gelmişti. Orada ne oluyordu? Hani düzgün beslenmezsen staminan belli bir seviyede aşağıya düşüyordu falan filan. Çok hani maksimuma gelemiyordu gibi durumlar vardı, hatırlarsınız. Bununla alakalı olarak da tabii sıcak ve güzel bir yemek yediğin zaman olacak. Ne o? Sen hani o yorgunluğunu güzel alacak gibi bir durum söz konusu. Şimdi NPC'lerle alakalı olarak, yani non-player karakter, oyuncu olmayan karakterler Türkçesi de, NPC'lerle alakalı 09'da muhtemelen bir şey bekliyoruz ama 0.85'e terk edilmiş sığınaklar gelecek gibi duruyor. Yani terk edilmiş sığınak muhabbeti, çünkü bu NPC dediğimiz karakterlerin, işte mutantların vesairelerin bu sığınaklarda olacağına dair bir böyle şey vardı, söylenti vardı. Genel itibariyle sığınaklardan ya da böyle şeylerden, mağaralarda falan çıkıyor gibi bir durum söz konusu olacaktı. Bunun sığınaklarının en azından bir kısmını entegre ediyorlar gibi görünüyor. Yani terk edilmiş sığınakları keşfetme durumumuz olacak gibi görünüyor. Bu da çok güzel bir şey. Son olarak oyunun yapımcısı, işte ana yapımcılarından birisi Tomislav'ın paylaştığı bir post var. Sigara içme başlayacak artık. Sigara koliktik zaten, eğer yanlış hatırlamıyorsanız. Sigara içtiğimiz zaman yorgunlukla alakalı durumda bir böyle buff sağlayacaktı bize, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir entegrasyonu vardı diye bunu hatırlıyorum.
Bu videoda sevgili arkadaşlar çok güzel bir şey var. Jeneratör var. Buzdolabını çalıştırabiliyoruz jeneratör ile. Yemeklerimizi buzdolabının içine saklayabiliyoruz. Ve tüpü bağlayıp ocak yakabiliyoruz. Ve ocakta yemek pişirebileceğiz. Yani inanılmaz bir şey. Şaka mı bu yani? Hani bu kadarı hakikaten çok fazla bir seviye. Çok keyifli olacak gibi görünüyor her şey. Bununla beraber chopper, cruiser motor geliyor. Modüler bir şekilde geliyor. Çok fazla aparat, attachment takabiliyoruz. Zırh falan bile takabiliyoruz üstüne yani. Böyle çok güzel görünüyor. Modüler araçlar konusunda da ufak ufak tekrardan devam ediyorlar. Etmiyor değiller. Bu video birazcık böyle kısa oldu. Daha çok bilgilendirme amaçlı bir video olması için bunu paylaşıyorum. Bu güncelleme geldiği zaman tekrardan başlıyor olacağız Scum serisine. O zamana kadar farklı farklı oyunlarda devam ediyor olacağız. Şu an için Space Engineers var. Şeyde listede aklımda. Ama başka oyunlara da geçiyor olacağız elbette. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Hadi iyi oyunlar.